Kırmızı Oda gelecek bölümünde Nazlı'nın hayatıyla ilgili hiç bilinmeyen şeyleri keşfedeceğiz. Nazlı'nın annesi üniversite okurken dayısıyla birlikte oluyor ve Nazlı'yı doğuruyor. Bu yasak ilişkiden dolayı da Nazlı'nın anneannesi ve dedesi Nazlı'yı kendi nüfuslarına geçiriyorlar ve onu kendi kızıymış gibi büyütüyorlar. Ama aslında kendileri büyütmüyor. Nazlı'yı sürekli bakıcılar büyütüyor. Nazlı bu yüzden sevgiden yoksun bir kız olarak büyüyor. Nazlı'nın her ne kadar ekonomik olarak hiçbir şeye ihtiyacı olmasa da aslında Nazlı'nın tek bir şeye ihtiyacı var. O da sevgi. Zaten Nazlı'nın Reca'ya bu kadar çok bağlanma sebebi de tamamen bundan geliyor. Reca'yı Nazlı'ya daha önce hiç görmediği, hiç sahip olmadığı bir sevgiyi veriyor. Daha sonra da aniden o sevgiden vazgeçtiğini söylüyor. Kırmızı Oda'da Nazlı'nın yaşadığı bunalımları ve Nazlı'nın gerçek hayat hikayesini göreceğiz bu bölümde. Nazlı hem kendisiyle hem de ailesiyle gerçekler konusunda yüzleşecek. Diğer taraftan Sade'nin de panik atağı iyileşmeye başlayacak. Lakin Sade'nin de geçmişine giderek onun neler yaşadığını öğrenmeye başlayacağız. Kumru hikayesine gelirsek, Kumru annesinin kendisini değil de kocasını seçmesi yüzünden çok büyük bir hüsrana uğramıştı. Ama Kumru babaannesinin evinde de aradığı mutluluğu ve huzuru bulamayacak. Babaannesinin evinde de tacize de maruz kalacak olan Kumru mecburen evden kaçmakta bulacak çareyi. Aslında Kumru'nun başına gelenler yağmurdan kaçayım derken doluya tutulmakla aynı şey. Bu arada arkadaşlar Kumru'nun gerçek hikayesini de kanalımızda bulabilirsiniz. Kırmızı Oda'da siz başka neler yaşanacağını düşünüyorsunuz ve Kırmızı Oda'da sizce kimin hikayesi anlatılmalı? Düşüncelerinizi aşağı yorum olarak yazın lütfen. Son zamanlarda üniversite ve lise sınavlarına girecek gençlerin hayat hikayelerinin anlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü özellikle korona döneminde en çok strese ve sıkıntıyı onlar yaşamakta. Fikirlerinizi bekliyorum. Kanalımıza herkes şok oda abone olun. Hoşçakalın.